Merhaba, iyi günler. AKP-MHP ilişkisi üzerine bazı şeyler söylemek istiyorum. Salı günü mecliste 5 partinin grup toplantısını yerinde izledim. 3'ü muhalefette, ikisi de iktidarda. Tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarın esas partisi ama MHP'nin de bir iktidar partisi olduğu açık bir şekilde görülüyordu. Daha önceki dönemlerde ben mecliste salı günleri düzenli olarak giden bir gazeteciyim ve bütün grupları izlemeye çalışıyordum ve izliyordum. O zaman tabii İyi Parti yoktu ama var olan diğer 4 parti vardı. MHP, benim izlediğim dönemlerde MHP genellikle muhalefetteydi. Yani AKP ile koalisyon ya da ittifak kurmamıştı. Bahçeli Erdoğan'a, her konuşmasında Erdoğan'a çok ciddi bir şekilde karşısına alırdı. Ve daha önce izlediğim MHP grup toplantılarıyla bu salı izlediğim MHP grup toplantısı arasında çok ciddi farklar gördüm. Bir kere çok daha kalabalık, çok daha coşkulu, ilgili bir ambiyans var, ortam var. Onu öncelikle vurgulamak lazım. Bayağı bir MHP'ye hareket gelmiş. Daha önceki dönemlerde, İyi Parti ayrışmasının önceki dönemlerde de MHP grupları hep bir durgun olurdu, dingin olurdu. Bahçeli'nin konuşmasındaki sertliklerle inip çıkan bir en fazla tansiyon olurdu. Ama onun dışında MHP grup toplantıları sanki yapılmış olması gerektiği için yapılıyormuş gibi bir havası olurdu. Ama bu gördüğüm, ki belli ki daha önce gidemediğim ama AKP ile ittifak halinde yapılan, ittifak olduğu dönemde yapılan diğer grup toplantıları da belki öyleydi. Ama benim gördüğüm bu salı günkü grup toplantısında bambaşka bir MHP ve bambaşka bir Bahçeli gördüm. Bahçeli, gazeteci olarak Bahçeli'yi tanıdığımı düşünüyorum. Bir tanışıklığımız da var ama onun dışında da yıllardır izlediğim bir siyasetçidir. Grafiği, inişli çıkışlı bir grafiği oldu ve bu son gördüğümde Bahçeli'yi aslında uzaktan videolarını izlediğimizde, televizyonlarda baktığımızda bunu hissetmek biraz mümkündü ama canlı olarak görmek daha iyi oluyor. Çok kendinden emin, bayağı rahatlamış gördüm. Devlet Bey grup toplantısının giriş çıkışlarında çok protokol halinde yapar, çok mesafelidir izleyicilere. Ellerini sıkar ama hep belli bir mesafedendir. Mesela bu salı günü gördüğümde bayağı insanlarla konuşan, eden, sohbet eden, neşeli bir Bahçeli vardı. Bunun bir sadece benim izlediğim salı gününe özgü olduğunu açıkçası sanmıyorum. Çünkü bir İktidar ortağı olmanın getirdiği bir dinamizm, enerji var. Ama öyle de bir olay var ki iktidarın ortağı ama iktidarın sorumluluklarını da almayan bir parti. Zaten son salı günkü grup toplantısının çok geniş bir bölümünde Raip Brunson olayını ele aldı ve çok sert, eleştirel bir şekilde ele aldı. Ama sonunda şunu dedi, ben bunu siyaset olsun diye söylemiyorum. Tabii ki bizim hükümete dış politika konusunda desteğimiz tam ve sürüyor şehrini düşerek yaptı ama o yaptığı konuşmada da şunu görüyorsunuz ki bunlar yapıldı, bunlar yanlıştır. Onun Raip Brunson olayında gördüğü yanlış, baştan yanlış olarak görmüyor, baştan doğru sonra yanlış yapıldı diye düşünüyor. Ve bu da zaten bir taviz vermek ya da Amerikan baskısına, ABD baskısına boyun eğmek olarak aslında görüyor bunu. Ama burada boyun eğeni daha çok siyasi iktidar, Cumhurbaşkanı Erdoğan değil de yargı ve gizli tanıklar üzerinden, değişen savcı, ifade değiştiren gizli tanıklar üzerinden. Sanki savcılar ve gizli tanıklar siyasi iktidara rağmen bir şey yapabilirmiş gibi. Ama şunu görüyoruz, Bahçeli hem iktidarın imkanlarından yararlanıyor ama iktidarın sorumluluklarından da ya da hatalarından kendine bir mesafe koyuyor. Oranın sorumluluğunu
üstlenmiyor ve bu çok aslında elverişli bir durum, işe yarayan bir durum. Bir de tabii iktidarın bir anlamda koalisyonun adı konmamış ortağı olmasının getirdiği bir takım imtiyazlar var, imkanlar var, nimetler var ve anlaşıldığı kadarıyla MHP teşkilatı bunun çok ciddi bir şekilde farkında. Zaten hem gazeteci arkadaşlar hem de AKP'den konuştuğum kişiler de bunu doğruluyorlar. Özellikle FETÖ tasfiyelerinin ardından devletin içerisinde, bürokraside MHP kökenli kadroların önünün alabildiğini açılmış olduğu söyleniyor. Bakanlıklarda, değişik bakanlıklarda, özellikle İçişleri Bakanlığı bünyesinde mülki amirler olarak ya da emniyet teşkilatı olarak. Dolayısıyla şu anda MHP'li olmak, MHP'ye yakın olmak aslında devlet imkanlarından da yararlanabilme imkanı anlamına geliyor. Bu anlamda MHP'ye ilginin de artmış olduğunu müşahede etmek çok kolay. Bundan çok ciddi bir şekilde yararlanıyor. Bunu MHP grubu önce İYİ Parti yapıyor, sonra MHP yapıyor. Ardından AK Parti yapıyor grup toplantılarını. Daha sonra HDP ve CHP, böyle bir sıralama var. MHP grubundan sonra AK Parti grubuna gittiğimde orada sohbet ettiğim milletvekilleri ve eski milletvekilleri de vardı. Onlarla MHP grubundaki gözlemlerimi anlattığımda bir tanesi bana ölüyü dirilttik yani dedi. Aslında bu anlaşılabilir bir şey. MHP gerçekten bir kriz halinden, AKP ile kurduğu ilişkiden sonra bayağı bir toparlanmaya geçti ve bunu zaten 24 Haziran seçimlerinde de gördük. Birçok kişi, ben dahil, yanıldık. MHP'nin İYİ Parti bölünmesinden sonra o oy oranını tutturabilmesi açıkçası beklenmiyordu ve bu anlamda gerçekten 24 Haziran'ın en önemli sürprizini yapan partiydi bence MHP. Bunu AKP'li konuştuğum muhatabım ölüyü diriltmek olarak söyledi. Bir anlamda haklı olabilir ama diğer bir husus da şu ki AKP'nin de AKP iktidarında ölmesine engel oldu. Eğer MHP desteği olmasaydı, gerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerek genel seçimlerde MHP desteği olmasaydı, AKP çok ciddi bir şekilde bocalayacaktı, Erdoğan da bocalayacaktı. Ve kendine belki başka müttefikler aramak zorunda kalacaktı. Dolayısıyla burada her iki tarafın birden kazandığı, karlı çıktığı bir durum söz konusu bence. Birbirlerine can vermişler, bunu görüyoruz. Oyları arttı mı, toplam oyları 60'a benzemiyor. Bir önceki seçimlere göre baktığımız zaman bir oy kaybı var. Ama birlikte birbirlerine destek olarak her ikisi birden ayakta kalabiliyor, belki de bir takım şeyleri erteliyorlar ama gerçekten rasyonel bir koalisyon olduğu gözüküyor. Peki o zaman şöyle bir soru var, bu sürdürülebilir bir koalisyon mu? Şu anda sürdüğünü görüyoruz. Yerel seçimlere Bahçeli bunu taşımak istiyor koalisyonu, ittifakı taşımak istiyor. AKP içerisinde bir takım tereddütler var ama ben Erdoğan'ın bu konuda Bahçeli ile çok bir zıtlaşma içerisine gireceğine, mesafe koyacağını açıkçası ihtimal vermiyorum. Bir formülde anlaşacaklardır diye tahmin ediyorum. Elimde bir veri yok ama akıl yürütme olarak söyleyecek olursak. Çünkü MHP'ye hala Erdoğan'ın çok ihtiyacı var. MHP'nin de aslında Erdoğan'a ve iktidara ihtiyacı var. Aslında karşılıklı bir ihtiyaç hali söz konusu. Ama MHP sanki daha rahatmış gibi bir takım çıkışlar yapıyor. Örneğin af konusunda olduğu gibi ceza indirimi ya da adı her neyse. Orada da AKP'yi ve Erdoğan'ı zor durumda bırakmışa benziyorlar. Ama şu ana kadar gördüğümüz hiçbir zaman kategorik olarak bunun reddi söz konusu değil. Ama tam anlamıyla bir kabulü de söz konusu değil. Bir anlamda Erdoğan bu noktada zaman kazanmaya çalışıyor. Bu ilişkiyi kopartmak istemiyor. Çünkü çok kritik bir dönemden geçiliyor. Özellikle ekonomik sorunlar nedeniyle ve dolayısıyla MHP'yi karşısına almak istemiyor ya da
Belki yarın öbür gün bu ilişki, ittifak ilişkisi bozulacaktır ve yerine belki başka bir müttefik ve benim ilk aklıma gelen, daha önce bazı yayınlarda da dile getirdiğim gibi İyi Parti'yi MHP'nin yerine koymak isteyebilecektir. Ama şu anda baktığımız zaman açıkçası 24 Haziran öncesinde bakıldığı zaman, dışarıdan bakıldığı zaman yükselişte olan İyi Parti, inişte olan MHP'ydi ve Erdoğan'ın MHP'yi tercih etmesinin stratejik olarak çok akıl kârı olmadığı ya da daha iyi bir tercih olmadığı düşüncesi vardı. Bende de vardı. Ama 24 Haziran'dan sonra şu anda baktığımız zaman tam tersine MHP yükselişte İyi Parti'ye yönelik ilgi çok ciddi bir şekilde azalmış durumda. Tabii ki Meral Akşener bunun böyle olmadığını söylüyor, iktidara yürüdüklerini söylüyor ama benim gördüğüm kadarıyla MHP ve İyi Parti kıyaslandığı zaman birçok noktada MHP'nin İyi Parti'den daha avantajlı olduğu anlaşılıyor. Nitekim İyi Parti'den tek tük de olsa MHP'ye geçişler var ama MHP'den İyi Parti'ye bir geçiş ciddi anlamda olduğunu, kayda değer geçişler olduğunu duymuyorum. Dolayısıyla daha bir müddet bu ittifakın, bu koalisyonun süreceği anlaşılıyor. Bunun bozulabilmesinin yolu siyasi olarak Erdoğan'ın MHP ile kurduğu bu yerli ve milli ittifakı ideolojik politik olarak bozmak istemesiyle mümkün olabilir ki şu aşamada bunun işareti hiçbir şekilde gözükmüyor. Bu noktada ilk akla gelen tabii ki Kürt sorununda tekrar eskisi gibi çözüm, müzakere yoluyla çözüm noktası söz konusu olabilir. Ama bunun işareti yok. Kolay kolay da olacağı benzemiyor. Şu anda Kürt sorunu noktasında bir tam bir anlayış birliği var. İki parti arasında da ve iki lider arasında da. Bu anlayış birliği de çok basit. Böyle bir sorun yok. Vardıysa bile çoktan çözüldü. Bunun dile getirilmesi bir anlamda terör propagandasıdır şeklinde özetlenebilecek bir yaklaşımda birleşmiş durumdalar. Evet, uzatmaya gerek yok. Şu anda görüldüğü kadarıyla bir süredir yürüyen bu ilişki, bu koalisyon her iki tarafı da değişik açılardan memnun eden, mutlu eden bir koalisyon. Ama tabii ki her ilişkide olduğu gibi bunda da bir takım sorunlar, pürüzler, gerginlikler var. Ama bu gerginlikleri her iki tarafta çok fazla tırmandırmak istemiyor. Ve her iki tarafta da gerek AKP'de gerekse MHP'de lidere rağmen bir inisiyatif alabilecek kişi ya da odaklar yok. Yani iki lider, daha önce bunun örneklerini değişik siyasi partilerde gördük. Özellikle merkez sol ve merkez sağın çok daha güçlü olduğu yıllarda, 80'li yıllarda özellikle görülmüştü. 90'ların başlarında görülüyordu. Liderlerin dışında partinin içerisinde bir takım odaklar başka başka şeyler yapabiliyorlardı ama şu anda ne AKP'de ne MHP'de Erdoğan'a ve Bahçeli'ye rağmen bir şeyler yapabilecek, yapmak isteyebilecek kimse yok. Liderlerin tam bir kontrolü var. Onlar da aralarında bir mutabakatı pekala iyi bir şekilde sürdürüyorlar. Ama burada baktığımız zaman sonuçta aslında üretilen bir siyaset yok. İktidarı ömrünü uzatmak, iktidarı korumaktan ibaret bir koalisyon var. Dinlediğiniz zaman gerek Erdoğan'ı gerek Bahçeli'yi dinlediğiniz zaman Türkiye'nin geleceğine yönelik doğru dürüst bir vizyon görmek mümkün değil. Ama muhalefet partilerini dinlediğiniz zaman da böyle aslında. Çünkü meclis bize Türkiye'de siyasetin büyük ölçüde artık yok olduğunu, öldüğünü ya da etkisini iyice yitirdiğini, Türkiye'de artık siyaset üretiminin en dip seviyelerde olduğunu gösteriyor. Siyaset üretimi en dip seviyelerde ama ülke yönetimi hala söz konusu ve burada yönetimde de böyle bir paylaşım var. AKP ile MHP arasında şu ana kadar çok ciddi sorun yaşanmadan giden, adı konmamış ve her iki tarafında hayli memnun olduğu bir koalisyon var ve bu koalisyon gördüğüm kadarıyla kısa ve orta vadede kolay kolay çözüleceğe benzemiyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.